Tarihler 3 Haziran 1944 gününü gösterdiğinde, yani müttefiklerin Normandiya çıkarması başlamadan 3 gün önce Almanya'da çok görkemli bir düğün yapılıyordu. Birçok Alman şehri bombalamalara maruz kalırken bile bu düğün Normandiya çıkarması başlayana kadar 3 gün sürmüştü. Adolf Hitler ve üst düzey Nazi Partisi yetkilileri bu düğüne katılmışlardı. Düğündeki gelin Hitler'in sevgilisi ya da metresi olarak anılan Eva Braun'un kız kardeşi Gretel Braun'du. Damat ise Polonya, Beyaz Rusya ve Ukrayna bölgelerindeki zalimliğin baş kahramanı olan Hermann Fegelein'di. Hermann Fegelein'e Hitler'in son günlerinin anlatıldığı Çöküş filminde masaya vurarak "Fegelein, Fegelein, Fegelein" diye bağırdığı sahneyle hatırlıyoruz. Bundan dolayı Hermann Fegelein'le ilgili yüzlerce istek aldım arkadaşlar. Videomuzun başında küçük bir dipnot verirsek, Çöküş filminde Hermann Fegelein'i canlandıran ünlü oyuncu Thomas Kretschmann'ı son zamanlarda çekilen neredeyse tüm 2. Dünya Savaşı filmlerinde görmeniz mümkündür. Şimdi Alman askeri tarihinin yüz karası subaylardan biri olan Heinrich Himmler'in yardımcısı Hermann Fegelein'i incelemeye başlayalım. Hermann Fegelein 30 Ekim 1906 tarihinde Alman İmparatorluğu'nun bir parçası olan Ansbach'ta doğdu. Ansbach ileride Nazi Partisi'nin merkezi olarak görülen Bavyera eyaletinin bir parçasıydı. Fegelein'in babası Münih'te binicilik okulu işletiyordu ve Hermann genç bir çocuk iken okulda çalışmaya başlamıştı. Genç yaşta da usta bir binici oldu ve engel atlama yarışmalarına katılıp dereceler almıştı. Yaşı itibariyle Fegelein 1. Dünya Savaşı'na katılmamıştı tabii ki. Ama 1925 yılında 17. Bavyera Süvari Alayı'na subay eğitimi almak için katıldı. 1928 yılına gelindiğinde ise ordudan Bavyera Eyalet Polisine transfer edildi. Üstleri Fegelein'i aşırı hırslı ama hırsını yönlendirmenin her zaman kolay olmadığı bir kişilik olarak görüyordu. 1929 yılının yazına gelindiğinde ise Fegelein'in polislik kariyeri sona ermişti. Çünkü hırsızlık yaptığı ortaya çıkmıştı. Gireceği bir sınav öncesi amirinin odasına girip cevap kağıdını çalmıştı. Ancak Hitler iktidara geldikten sonra Nazi Partisi'ne iş başvuruları yaparken polisliği kendisinin bıraktığını belirtmişti. Fegelein'in Nazi Partisi'ne girişi babası sayesinde oldu. Babası binicilik okulunu Nazi Partisi'ne açmıştı. Önemli kişiler okula gidip geldiğinden oğlunu bu kişilere önermişti. Fegelein de 1930 yılının Ağustos ayında Nazi Partisi'ne ve kahverengi gömleklere katıldı. 1933 yılında ise SS'lere katılıp Hitler'in özel muhafızları arasında yer aldı. Aynı yıl Hitler iktidara gelmişti ve bu Hermann Fegelein için büyük bir fırsattı. Çünkü kariyerinde yükselmek için böyle fırsatlar her zaman gelmezdi. İlk iş olarak babasının binicilik okulunu devraldı ve burada eğitmen olarak SS'lere ders veriyordu. Bu durum SS'in başkomutanı Heinrich Himmler'in dikkatini çekmişti. 1936 yaz olimpiyatları Berlin'de düzenlenecekti. Binicilik yarışmalarının eğitimleri ve antrenmanları için Fegelein'in tesislerinin kullanılmasına karar verildi. Himmler okulu sık sık ziyaret ederken Fegelein de boş durmuyordu tabii ki ve Himmler'in gözüne oldukça girmişti. Hatta Himmler'in altın çocuğu olarak görülüyordu. Yakışıklı, çocuksu bir yüzü olması, ayrıca kaba tabirle iyi bir yalaka olması bir anda Fegelein'i SS'in en gözde isimlerinden biri yapmıştı. Himmler birkaç yerde Fegelein için manevi oğlum yakıştırması bile yapmıştı. Tabii böylece hızlı terfiler de gelmeye başladı. 1937 yılında Münih'te kurulan SS Binicilik Okulu'nun komutanlığına da Hermann Fegelein atandı. 1 Eylül 1939 tarihinde Almanya'nın Polonya saldırısıyla Avrupa'daki savaş başlamıştı. Polonya işgali tamamlandıktan sonra Fegelein Ölümbaşı At Alayı olarak isimlendirilen süvari birliğinin komutasına getirildi. Birlik 15 Kasım 1939 günü Polonya'ya geldi ve Alman kökenli Polonyalılardan takviye edilerek genişletildi. Bu birlik Almanların ölüm mangaları olarak nitelendirilen Einsatzgruppen'lara bağlı olarak düzenli polis gibi çalışmaya başladı. Birliğin asıl görevi Alman karşıtı çeteler ve partizanlarla mücadele etmek iken Wilhelm Keitel videomuzda özellikle belirttiğimiz Keitel'in emriyle Polonyalı elit kişilerin öldürülmesinde yer aldı. Fegelein daha savaşın başında etnik temizlik işine girmiş bir savaş suçlusu olmuştu. 7 Aralık 1939 günü Campinos ormanında 1700 kişinin
infaz edilmesini direkt Fegelein organize etmişti. Ve bu 1700 kişinin hiçbiri asker değil, Polonya toplumunun iyi eğitimli sivilleriydi. 15 Aralık'ta Fegelein'in alayı ikiye bölündü ve Fegelein'in sorumlu olduğu birime yiyecek, içecek ve silah gibi malzemeler gönderilmiyordu. Bunun üzerine birlik yağmalamalara başladı ve Fegelein de lüks malları çalmaktan suçlanarak askeri mahkemeye çıkarıldı. Ayrıca cinayet işlemekten de suçlandı. Tek suçlama da bu değildi. Polonyalı bir kadınla cinsel ilişkiye girdiği yönünde suçlamalar da vardı. Alman ordusuna gönderilen emirlerde Polonyalı kadınlar ile ilişkiye girmek yasaklanmıştı. Çünkü Polonya halkı aşağı ırk olarak görülüyordu. Üstelik Fegelein'in ilişkiye girdiği kadın hamile kalmıştı. Ama Fegelein kadını tehdit ederek çocuğu aldırmasını istedi. Yakın zamanda incelediğimiz Himmler'in diğer bir gözdesi Reinhard Heydrich, Fegelein'le ilgili soruşturmaya dahil olmuştu. Heydrich Fegelein'den çok hoşlanmıyordu. Çünkü onun iş yapmaktan çok yalaka biri olduğunu düşünüyordu. Fakat Himmler soruşturmanın kapatılmasını istedi ve Fegelein bu işten yırtmıştı. Ancak Fransa saldırısında birliği ön cepheye gönderildi ve 2. sınıf Demiraç madalyası aldı. Sonrasında ise Doğu cephesindeki savaşa katılacaktı. Himmler Doğu cephesinde Fegelein'in biriminin partizanlar ile mücadele etmesini istedi. Fegelein'a gönderdiği emirde yakaladıkları Yahudileri hemen infaz etmeleri yönünde ayrıca bir emir daha vardı. Hermann Fegelein de Beyaz Rusya ve Ukrayna bölgelerinde partizanlarla uğraşmaktan çok Yahudilerin peşine düşmüştü. Esir alınan Sovyet askerler içindeki Yahudiler ayrılıp üniformaları çıkarılarak kurşuna dizileceklerdi. Cesetler toplu mezarlara gömülürken kesinlikle üzerlerinde askeri kıyafet bulunmayacaktı. Fakat gelen raporlardaki sayılar Himmler'i çok tatmin etmemişti. Himmler Fegelein'den 14 yaşına kadar erkekleri bataklıklara atılmasını emreden insanlık dışı bir emir yayınladı. Ama Fegelein'in görev yaptığı bölgelerde çok az bataklık vardı. Fegelein'in birliği de çocuk yaştaki erkekleri bile kurşuna dizmeye başladı. Günümüzde ortaya çıkan belgelerin birinde Fegelein Himmler'e 6 ayda 16 bin kişiyi infaz ettiğini bildiriyor. Bu infazlar sırasında kendi birliğinin kaybını ise 17 ölü, 36 yaralı, 3 kayıp asker olarak az zayiatla çok kişi öldürdüğünü belirterek raporda kendine övgüler dizmektedir. Çocuk katili Hermann Fegelein cephede kişisel hırslar için rahat durmuyordu tabii ki. Lüks evleri yağmalayıp değerli eşyaları çalmaktaydı. 1941 yılının Ekim ayında tekrar hırsızlık suçlaması ile mahkemeye çıkarıldı. Arkadaşlar, Alman ordusunda ganimet diye bir tabir yoktu. Ele geçirilen yerlerdeki tüm mallar Alman devletine aitti. Fegelein bir nevi Almanya'dan çalıyordu. Ancak yine Himmler araya girip suçlamaları bir kez daha kapatmıştı. 1942 yılının Aralık ayında ise Fegelein bir Sovyet keskin nişancısı tarafından iki kez vuruldu ve ciddi şekilde yaralandı. Bir yıl tedavi olduktan sonra tekrar birliğinde göreve başladı ve operasyonlara katıldı. İyileştikten sonra daha da hırslanmıştı ve çoluk çocuk hiçbir yaş gözetmeden birliği tüm sivilleri öldürüyordu. Himmler de Fegelein'i çok başarılı bulduğundan 1944 yılının Ocak ayında Fegelein'i ön cepheden çekti ve Hitler'in karargahında SS'in temsilcilik görevine geçti. Artık Fegelein Hitler'in karargahında görev yapıyordu ama Hitler'in yakın çevresi Fegelein'a tepeden bakıyordu ve umursamıyordu. Hitler'in mimarı olarak bilinen Albert Speer, Hitler'in çevresindeki en iğrenç insan olarak Fegelein'i gösteriyordu. Stauffenberg suikast girişimi sırasında Hermann Fegelein'de patlamanın olduğu kurtinindeydi ve küçük bir yara almıştı. Suikast girişimine katılanlar yargılandı ve Fegelein idam edilen kişilerin fotoğraflarının çekilmesi ve bu fotoğrafların Hitler'e aktarılmasını organize etti. Burada Hitler'in gözüne oldukça girmişti. Hermann Fegelein videonun başında belirttiğimiz düğün ile Eva Braun'un kardeşiyle evlendi. Düğünün tüm düzenlemelerini Eva Braun bizzat kendi yapmıştı. Hitler'in doğum günü için inşa edilen Kartal Yuvası'nda bile kutlamalar yapılmıştı. Hitler yüksekten korkuyordu ve Kartal Yuvası'na 3 kez gitmişti. Bunlardan biri de Fegelein'in düğünüydü. Fegelein artık evliydi ama onlarca evlilik dışı ilişkisi vardı. Çöküş filmine rehberlik eden Hitler'in özel sekreterlerinden biri olan Trudel Hünge, Fegelein'in kendisine kariyeri ve eğlence dolu hayattan başka bir şey önemli değil dediğini bir söyleşide aktarmıştır arkadaşlar. Yani Almanya, Hitler, ana vatan, Alman halkı gibi kavramlar, hatta şerefi üstüne yemin ettiği SS bile Fegelein için hiç önemli değildi.
Buradan sonra anlatacağımız gelişmeleri Çöküş filmini izlediyseniz az çok biliyorsunuzdur arkadaşlar. 16 Ocak 1945 günü Hitler Führerbunker olarak bilinen yeraltı sığınağına taşınmıştı. Sığınaktaki kişilerden biri de Hermann Fegelein'di. Zaten SS'in birinci kişisi Himmler Berlin kapalı şehir ilan edilmeden Berlin'den kaçmıştı. Himmler müttefiklerle anlaşabileceğini düşünen hayaller içindeydi. Himmler'in müttefikler ile görüşme talep ettiği Hitler'e aktarıldı. Hitler deliye döndü ve hemen Fegelein'in yanına gelmesini istedi. Ancak Fegelein sığınaktan çıkmıştı. Hitler hemen bulunmasını emretti. Yaşadığı daireye giren askerler Fegelein'i sarhoş bir şekilde sivil kıyafetler içinde buldular. Çantasından İsveç'e İsviçre'ye kaçmak için belgeler ve bir kısmı Eva Braun'a ait mücevherler buldular. Arkadaşlar burada karıştırmayın, karısına değil Hitler'in sevgilisine ait mücevherler buldular. Bu mücevherleri Eva Braun mu verdi yoksa Fegelein çaldı mı, bu konuda net bir bilgi yok arkadaşlar. Ama işin daha beteri, çantada Himmler'in batılı müttefikler ile görüşmeler yapmaya çalıştığına dair belgeler vardı. Bu vatana ihanet demekti. Filmde Fegelein'in hemen kurşuna dizildiğini görüyoruz. Ama Fegelein tutuklanarak sığınağa götürülmüştü. Hitler ile yüzleştirildiğinde Hitler Himmler'in ihanetini niye bana aktarmadın diye Fegelein'e sormuştu. Fegelein ise zaten çok sarhoştu ve hiç konuşmadı. Hitler tüm rütbelerinin sökülmesini ve askeri mahkemeye çıkarılmasını emretti. Yine Tradlungen'in aktardıklarına göre Eva Braun Fegelein'i affetmesi için Hitler'e yalvardı. Hatta kız kardeşinin Fegelein'den hamile olduğunu söyledi. Ancak Hitler'in kararı değişmedi. Tradl ama sığınakta hayatta kalan ve 2013 yılına kadar yaşayan 2. Dünya Savaşı tarihçilerinin arasında son tanık olarak isimlendirilen Rose Mich'e göre Hitler sığınaktaki generallerden biri olan Wilhelm Moncke'ye bir mahkeme kurulmasını emretmişti. Hemen bir mahkeme kurulmuştu ama Fegelein o kadar sarhoştu ki devamlı ağlıyor, kusuyor ve ayakta durmakta zorlanıyordu. Moncke neden kaçmaya çalıştığını sordu. Himmler'den başka kimseye hesap vermem diyerek Hitler'i yok saymıştı. Sonrasında mahkeme firar ve vatana ihanetten Fegelein'i suçlu buldu. Fegelein sonrasında sığınağın bahçesinde kurşuna dizildi. Fegelein bir askerden çok bir seri katil gibi çalışan bir SS subayıydı. Son zamanlardaki tavrı da Almanya'ya hizmet etmeyi önemsemediğini açıkça gösteriyor. Zaten hangi kaynağa bakarsanız bakın, buna Alman kaynakları da dahil, Hermann Fegelein'le ilgili bir tane olumlu düşünce göremezsiniz arkadaşlar. İkinci Dünya Savaşı'nı incelediğimiz bu tip tarih videolarına ilgi duyuyorsanız kanalıma abone olmayı, yeni videolardan haberdar olmak için bildirimleri açmayı, videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Yeni videolarda beraber olmak üzere. Hoşça kalın.